Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz bir kez daha. Ben Mesut Çoşkun, yeni bir Trabzonspor videosuyla karşındayım. Bordo Mavililerle ilgili bugünkü ikinci videomuz bu. Ancak size burada bir transfer haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. O nedenle bu videoyu yaptık. Şimdi sabahki videomuzda zaten bahsetmiştik. Daha doğrusu ilk videomuzda bahsetmiştik. Demiştik ki Trabzonspor ile ilgili İhlas Haber Ajansı 2 iddia ortaya attı. Bunlardan bir tanesi Doğa Çarataçar. Ve ikincisi de Can Nostrom'du. Canatacar ismi 21 yaşındaki Hırvat stoperin Southampton'da forma giydiğini ve kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Trabzonspor'un Orsic ve Paolo Nacho transferlerinde iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibiyle bu futbolcu için anlaşabileceğini söylemiştik sizlere. İkinci ismimiz ise Glasgow Rangers'ın 30 yaşındaki merkez orta sahası Can Lundstrom'du. Bu futbolcu için de bu futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Bordo Mavililer için büyük avantajdı. Bunları anlatmıştık. Yine Mendy Camara ve Masauras isminin yıllardır Trabzonspor'un hayali olduğunu ve bu futbolcuların Olympiakos'la sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle transferinin artık çok daha rahat yapılabileceğinden bahsetmiştik. Bucar isminin Hırvat stoperin Olympiakos, Olympic Lyon'a kiraladığını, Lyon'la Fransız ekibiyle sözleşmesinin sene sonunda bitecek olması ve Southampton'a dönecek olması nedeniyle yeniden kiralanabileceğini, zira Southampton'ın Premier Lig'den düştüğü için ciddi anlamda küçülmeye gittiğini hatırlatmıştık. Gündeme başka bir futbolcu daha geldi. Bunlardan bunu sizlere paylaşmak istiyorum. Kim bu isim? Portekiz Ligi'nde Chaves ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki İspanyol forveti Bordo Mavililerin yakından izlediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Forvet transferi takviyesi dediğimiz an aslında ilk isme akla gelen isim Paolo Nacho oluyor. Paolo Nacho'nun satın alma opsiyonu 13-14 milyon eurolar civarında. Yani Southampton'dan kiralanan bu dev forvetin transfer edilmesi biraz zor gibi, yani daha doğrusu satın alınması biraz zor gibi gözüküyor. Bu futbolcuları, bu paraları Trabzonspor'un şu an için ödemesi söz konusu dahi değil. Bu nedenle biraz Trabzonspor'un forvet takviyesi biraz Paul Onaçu'nun durumuna endeksli gibi gözüküyor. Yani Onaçu'nun yeniden kiralanma ihtimalinin olması, bu opsiyonun masaya gelmesi durumunda Trabzonspor Paolo Nacho'yu Southampton'dan yeniden kiralayabilir. Satın almadan bahsetmiyoruz. Yeni bir kiralık durumdan bahsediyoruz ki zaten Paolo Nacho Başakşehir maçında kolu kırıldığı için ve hemen onun öncesinde de Afrika Uluslar Ligi'nde top koşturduğu için Nijerya'yla uzun zamandır Karadeniz zeminin formasını giyemiyor. Giyse de kısa sürelerde giyiyor. Başakşehir maçında kolu kırılmıştı 29 yaşındaki forvetin. Şu ana kadar 9 golü var. Gerçekten de geldikten sonraki 5. haftadan sonra oynamaya başladı. Son derece etkili bir performans gösterdi. Ancak dediğimiz gibi hem Afrika Uluslar Ligi hem kolunun kırılması Onaçu'yu Trabzonspor'dan bir süredir ayrı bırakmış durumda. Yine önümüzdeki 1-2 maç daha oynaması beklenmiyor. Onaçu'nun tam olarak hazır değil. Ancak Nisan ayının ortalarına doğru geri dönmesi yüksek ihtimal. Dediğimiz gibi Trabzonspor'un forvet takviyesi tamamen Onaçu'nun durumuna endeksli. Eğer Onaçu kalmak ister, Southampton'da kiralamak isterse onunla devam ederler. Ancak biz haberi sizlerle paylaşalım. Dediğimiz gibi Chaves forması giyen Hector Fernandez'i Bordo Mavililer radarını almış, takip ediyor yakından. Sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek bu futbolcunun. Bu sezon gerçekten de etkili bir performans göstermiş durumda. Ne yapmış 28 yaşındaki İspanyol forvet? Hemen bakayım çünkü hatalı bilgileri paylaşmak istemiyorum sizlerle. Notlara bakıp net bilgi vereceğim. Daha sonra da zaten Doğa Çarataçar ve Can Lundstrom'la ilgili de detay verebilirim. Öncelikle biz bugünkü videomuzun konusu, şu andaki videomuzun konusundan bahsedelim. Hernandez ismi gerçekten etkili. Bu sezon 25 maçta 13 gol atmış bu futbolcu. Yani etkili olmuş
üretken golcü bir ayak olduğunu görebiliyoruz. Performansına baktığımızda Chaves'te toplam 51 maça çıkmış. 21 gol atmış, 2 de asisti var. Malaga'da top koşturmuş. Atletico Madrid'de 2 kez forma giymiş, 2 maça çıkabilmiş. Bolonia'da 57 maçta 22 golü var. Majadahonda takımında 51 maçta 19 gol, 2 asist yine. Yani son takımı Chaves'te, yani Portekiz takımında 51 maçta 21 gol, 2 asist üretmiş. Birisinden bahsediyoruz. Bu futbolcunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de sadece forvet olmaması. Yine dediğimiz gibi bonservisi yok. Hem de birkaç bölgede rahatlıkla oynayabiliyor. Fernandez ismi forvetin yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabiliyor. Hücumda etkili bir futbolcu. Dediğimiz gibi bu sezon Paulo Nacho 9 gol attı. Hemen arkasında Trezeguet var. Trezeguet de 9 gol attı. Yani Trabzonspor'u sırtlayan, alıp giden, yani mümkün olduğunca yarışta tutan isimler bunlar. Trezeguet ile ilgili şöyle bir detay vereyim. Hırvatistan'la hazırlık maçına çıktı Mısır milli takımı. Ve maç Hırvatistan'ın galibiyetiyle, 4-2 galibiyetiyle bitti. Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic Trezeguet'e övgüler yağdırdı maçtan sonra. Aynen şu ifadeyi kullanmış. Trezeguet çok seçkin bir oyuncu ve hedefimiz için bir tehdit oluşturuyordu. Bizi gerçekten çok zorladı demiş Trezeguet ile ilgili. 80 dakikada dakika sahada kaldı Trezeguet o maçta. Ancak iki farklı açıklama var. Dalic bunları söylerken yine eski milli futbolcu Mahmut Hassan ise tam tersi bir açıklama yaparak Trezeguet'in performansıyla milli takımı hak etmediğini söylemiş. Bu futbolcunun milli takımda olmaması gerektiğini ifade etmiş. Enteresan. Trabzonspor'la bu sezon 22 maça çıkıp toplamda 10 gol 4 asist sergiledi Trezeguet. 29 yaşındaki yıldız özellikle Afrika Uluslar Ligi sonrası döndüğü Süper Lig'de gerçekten de son derece etkili oldu. Performans göstermeye devam ediyor. Trabzonspor bu sezon toplamda 51 gol atarken 15 ayrı futbolcu bu gollere imza koymuş durumda. En başta Trezeguet ve Paulo Nacho var 9'ar golle. Onları Enistes'ten takip ediyor. Yani 15 futbolcu Enistes'ten ve Bardi takip ediyor. Onu da hakkını yemeyelim. Bardi de özellikle 10 numara pozisyonda da orta sahada oluştuktan sonra gerçekten bazı maçlarda son derece etkili oldu. 5'er gol attı iki futbolcu da. Pepe ve Panathinaikos'a giden Bakasetas'ın 4'er golü var. Visca 3, Benkovic 2 golle kendini göstermiş. Katkı sağlamış durumda. Dediğimiz gibi Onaçu'nun Nisan ayında dönmesinden sonra tüm bu gelişmeler masaya yatırılıp video haftası Trabzonspor yönetimi tarafından çizilecektir. Görüşmek üzere diyelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.